düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak, heyecandan taşacak hane belli ki. Kim düşman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni? Çok üstüne gelecek, söylenecek, bıktıracaklar ki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün, taşın yeni yeni. Nerede? Ne bileyim ben? Benim geldim doğurmak üzere. De haydi acil alın şunu, acil ha. Tamam, açılın, açılın. Hadi. De haydi. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Kendini al. Dur, kameraya alalım. Gel, 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 gel.
yapma. Gel 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 Asiye. Aman dikkat et Asiye. Dikkat et Asiye. Dayan kesin doktor. Hadi hadi hadi. Çekil çekilin bakayım. Hastayı nezlete bağlayacağız. Lütfen sizi dışarı alabilir miyiz? Lütfen. Evet, tahmin ettim gibi. Çok geç. Tam 24 dakikada gelmişiz. Çok yavaşsınız. Sınıfta kaldınız. Bella, ne diyorsun sen? Doktor hanım, benim sancım falan yok. Ben sadece tatbikat yapmıştım. Ne tatbikatı? Doğum tatbikatı tabii ki de. Ya kusura bakmayın. Size de meşgul ettik. Yani hepsi yalandı. Sen doğurmuyorsun şu an. Doğurmuyorum Hazar, doğurmuyorum. Siz de böyle sorumsuz davranmaya devam edersiniz. Hiçbir zaman da doğmayacağım. Sınıfta kaldım. Allah Allah, ayıp vallahi ayıp. Kime çektiyse bu be? Ay benim sanırım heyecandan kalbim duracak Baran. Ya kurban oldum. Şimdi sen dubla heyecan yapıyorsun, tamam mı? Panik yok. Ya ne olacaksa olsun bir an önce bitsin istiyorum. Bu ne bu ya? Ne oluyor? İçeride falakaya mı yatırıyorlar insanları? Sen de böyle çıkacaksan hiç girme. Yani aslında bir hafif tırsmıyor değilim. Gitsek mi? Sen ne yatırsın ya? Seni ağlatacak olan adam da anasının karnından doğmadı. Alınlarını karışlar bunlar. Baran duyacaklar, sus. Ya duyarlarsa duysunlar. Görmedin mi? Kaplan yemiş gibi çıktı kız ya. Gel gidelim biz, boş ver. Ya ama sen ne yapıyorsun ya? Zaten heyecanlıyım. Beni daha fazla stresi sokuyorsun Baran. Üf! Tamam tamam, sakin sakin. Sakin, gerek yok. Lan birlik duranlar sakin olun, tamam babası kurban. Eğer sen sakin olursan biz de stres yapmayız hayatım. Tamam aşkım, sakin ik işte. Sakin ik, sen de sakin ol. Tamam. Ay ben sakin olamıyorum. Ay sakin olamıyorum, şu an heyecandan öleceğim sanırım. Kurban oldum, kurban oldum. Tamam sakin ol, sakin ol. Geçti gitti, tamam mı? He? Hadi şimdi konuyu değiştirelim. Sen söyle bakın, içeride ne edeceksin? Mesela ne soracaklar sana? Şimdi müzik kültürüme dair birkaç soru soracaklar. Hı-hı. Sonra iki tane de şarkı söyleyeceğim. Vallahi ne söyleyeceksin? Birincisi odam kireç tutmuyor, öbürü de... Üf! Odam kireç tutmuyor. Kız en sevdiğim türkü. Hadi biraz söyle. Şimdi mi? Ya söyle ne olacak? Hem sesin açılır hem de heyecanın yatışır. Hadi kurban ol, hadi. Ölümü gör. Tamam. Hadi. Odam kireç tutmuyor, kumu karmayınca. Odam kireç tutmuyor, kumu karmayınca. Sevda başta. Sarılıp yatmayınca. Tenimi lan.
Tebrikler. Sesin bayağı iyiymiş ya. Sağ ol. Bence sen kesin kazanırsın. Ciddi misin? Bayağı profesyonel söylediniz yani bence girersin. Bu arada sen de bayağı iyiydin. İkiniz de giriyor musunuz sınava? Ben girmiyorum. Gebeyim ben. Yani çoklu gebelik ikizimiz olacak. Şirin Duran. Ben... Allah! Gel, tamam sakin. Sakin ol. Ne bu halin ya? Sakin ol biraz, dur. Dur. Sen sadece dua et, tamam mı? Tamam, tamam. Hiç kuruyum eylem. Tamam, yapıyorum gülüm. Başaracaksınız. Siz Duranlar başaracaksınız bu işi, tamam mı? Çok sakin ol, sakin ol. Sakin. Olayım ama. Bizim ikizimiz olacak da. O yüzden sizle biz de konuşuyoruz. Karım o benim. Karım, karım. Hepiniz benim için çok büyük bir fiyaskosunuz. Benim size güvenim zero, zero, zero. Ama karıcığım... Cevap verme bana! Cevap ver bana. Nasıl böyle bir hataya düşersiniz? Kızım biz ne... Cevap verme bana! Cevap ver bana. Nasıl bu kadar acemi davranırsınız, ha? Cevap verin. Ya karıcığım hazırlıksız yakalandık. Yani bu kadar abartmasan mı acaba? Ne demek hazırlıksız yakalandık? Hazar, ben tam olarak 7 aydır hamileyim, 7 ay. Denince zaman kendini nasıl hazırlamazsın? Tamam mı kızım? Ya işte insan başına gelince bilemiyor, ne olacak? Allah Allah! Allah Allah! Papitom, ambulans personeli bahçede unuttunuz. Evet. Şahsi doktorumu aramak aklınıza bile gelmedi. Evet. Resmen bir kaos ortamı yarattınız. Evet. Bana bak Balla. Kaos ortamını sen yarattın. Hepimizi telaşlandırdın be. Kim kime yapar böyle bir şey valla? Düşman düşmana yapmaz, akıllı akıllıya yapmaz. Hakikaten ya. Resmen bizi kandırdın ya sen. Kız yüreğimize en iyi dudağı. Çok iyi yaptım. Siz bu kafayla gidersiniz daha çok kandırılırsınız. Aa, ben de kendimi sayko sanırdım. Kız ben bile bu kadarını yapmam Dreş. İlginçtir, benim karım doğru bir noktaya parmak bastı yenge. Ya yenge bizi bir azat et. Allah için bir kendine gel ya. Ben kendimdeyim ama siz değilsiniz. Resmen benim de çocuğum da hayatı pamuk ipliğine bağlı. Bana bak Balla, vallahi sıkıldım ben ha. Dizdin bizi bu çirkin yumurtalarla fırçalıyorsun be. Neredeyse sıra da yana çekeceksin ha. Ben gidiyorum işte ben. Dur. Vallahi ben de sakızım. Elimizde yumurtalarla böyle gala kaldık ya. Gidiyorum ben de. He vallahi elimizde bunlarla maskara olduk ha. De haydi Ayşe gidek ha. Durun. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Daha sınavınız bitmedi. Ne? Evet. Söyleyin bakalım. Heh, sen. Diyelim ki bebeğimiz sürekli ağlıyor. Nasıl susturacaksın? Vereceksin aznem memeyi susacak. Diyelim ki susmadı. Memeyi reddetti. Ne yaparız? Ayağımızda sallarız. Diyelim ki susmadı. Ne yapacağız? Altını değiştiririz. Belli ki altını ıslatmıştır ya bebeğim. Diyelim ki susmadı. Ninni söylerik canım. Diyelim ki yine susmadı. Aoo susmadıysa susmadı. Dayayacağız ağzına anason çayını. Gör bak bakalım susuyor yoksa mı yok? Nazgül, istersen çilingir sofrası kuralım. Ha ne dersin? Yok artık bebek. Abartmaya ne gerek var ya?
Ha, valla her şeyin bir bedeli var yavrum. Ben öderim bedelini. Gıgı bile çıkmaz. Ay valla ben şimdi bayılacağım. Aman benim kızım, aman bayılma. Ben alırım torunumu kucağıma. Atarım tutarım, atarım tutarım, atarım tutarım. Bak o zaman nasıl ağlamayı bırakıp kikir kikir gülüyor dedesine. Babacığım, kızım Adana karpuzu da vardı, batıp tutuyorsun ha. Ya tutamazsan. Hiç işte, olacak şey mi canım öyle? Güzel kızım, ben torunuma Arya dinletirim. O muazzam sesleri duyunca huşu içerse mışıl mışıl uyur benim güzel tatlı torunum. Uyumaz Papito. Çünkü belli ki bebeğin bir rahatsızlığı var. Allah Allah, neyi var bu bebeğin canım? Bilemedim ki ne. Bella Bozakalım, biraz yardımcı olsanız, kopya neyin verseniz ha? Hayır, siz kendiniz bulacaksınız. Babasından neden söz çıkmıyor acaba? Hı? Hazar Ağa? Ağlayan kızını nasıl susturacaksın? Vallahi karıcığım bu kadar şey susmazsa ben onunla birlikte oturup ağlarım, ne yapayım? Canım. Allah Allah! Allah Allah! Ne demek ağlarım ya, ne demek ağlarım? Biriniz karpuz gibi atıp atıp tutuyor. Biriniz sana son veriyor. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da doktora götürelim demedi ya. Demedi ya. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Yemin ediyorum benim aklıma gelmiş de. Ha şimdi bebek ağlıyor diye doktora mı gidilir canım? Ha bebektir bu. Ağlar ağlar susar ya. Vallahi bebeğin ağlamasını geçtim ama bu psycho belo bizi fena ağlatacak, haberiniz olsun. Benim babam senin yumurtan biraz sararmış galiba. Hastaneye in olmasın. Geldin Şirin. Merhabalar. Kendini bize biraz tanıtır mısın lütfen? Tabii. Ben Şirin Duran, Adana'dan katılıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve konservatuara girmek çocukluğumdan beri hayalimdi. İnşallah gerçekleştireceğim. Heyecanlı mısın? Heyecan ne kelime, yani şu an dizlerimi hissetmiyorum. Sesin dışarıdan hiç öyle gelmiyordu ama. Dışarıdan? Az önceki şarkıyı söyleyen sen değil miydin? Evet bendim, duydunuz mu? Eserlere bayağı iyi çalışmışsın anlaşılan. Ya alçaksız! Sen balıklar sessiz olun ya, bir şey duyamıyorum. Ah benim ah. Keşke ben de içeri girseydim de sen öyle bir yerde dinlerdim köşede. Bizim verdiğimiz eseri güzel okuyorsun, onu anladık. Peki sen bize ne hazırladın? Ben size aryantik bir parça hazırladım. Evet, hazırsan dinleyelim seni. Başladı ben kimi ölemeye. Ya gülüm bizim havalardan bir şey söylesene, kurban oldum. Şöyle hareketli bir şey. O cesat edip yakar mı? O laşate mi morir? O laşate mi morir?
kapıya gidiyordum ben de. Ne oluyor anne ya? Niye topladın bizi buraya? Sevgili çekirdek aile, sizleri buraya çok önemli bir mevzu hakkında konuşmak için çağırdım. Yoksa babamla boşanıyorsunuz mu? Ne nasıl kız? Allah yazısı bozsun dilin hazır. Hiç çocuk o özelliği. Hakikaten Nazgül, niye topladın ki bizi buraya? Şimdi şöyle oluyor baba ağam. Biliyorsunuz ki biz Belo'yla psikoloğa gitmeye başladık. Ve seanslarımız onun sayesinde oldukça bereketli geçiyor. Ay. Verimli geçiyor demek istedim. Esi şu, ben düşündüm, taşındım. Dedim ki, ay ben ne kadar sinirli, öfkeli, şiddet bağımlısı, zarar ziyan bir insanmışım. Sen öfkeli, şiddetli. Yok canım. Kendine haksızlık ediyorsun benim karım. Sulandırmayalım kıvırcık. Bak burada ne güzel öz eleştiri yapıyorum değil mi? Hı hı. Yani sen diyeyim şimdi ben psikoloğa gittim. O bana iyi geldi. Yani bana yaradı dün yani öyle mi? Hı hı. Evet. Evet baba ağa yaradı. Hem de öyle bir yaradı ki. Değil bir insana şiddet uygulamak. Vallah billah şöyle önümden geçse seslenecek kadar bile bağıramam biliyor musunuz? O kadar yani. İçimdeki azgın sular resmen ölü bir denize dönüştü. Vallaha mı? He vallaha. Artık karşınızda daha mülayim bir Nazgül var. Mülayim ne? Ananın asla ağlamayacağı bir şey. Hoşçakalın. Şimdi eğer kim özrümü kabul ederseniz... ...bundan sonraki hayatımıza mutlu mesut devam edebiliriz diye düşündüm. Maddim olmayarak. Nazgül, hele sen bir özür dile... ...onu kabul edip etmemek bize kalmış bir şey. Öyle değil mi? Öyle. Tamam. Sevgili malamın. Malamın ne ki ne? Ailem diyor yani biz. Ailem. Şimdiye kadar sizlere uygulamış olduğum psikolojik, biyolojik, pedagojik, arkeolojik şiddet için özür dilerim. Evet dilerim. Aferin Nazgül. Aferin sana kızım, aferin. Benim kendime de bu yakışıklı işte, aferin. Aferin. Oğlum sen niye alkışlamıyorsun? Bu kötü oyunculuğun, bu zayıf performansın nesini alkışlayayım? Benim babam, Duygu bana hiç geçmedi. Sen bunu mu beğenmedin? Ayıp, ayıp. Sen oyuncu değişikliği istiyorsun, anladın mı? Yok benim babam, yok. Ben sadece bu yalanlar, dolanlar bitsin istiyorum. Ya bak oğluşum, bak kızcağız ne güzel hatasının farkına varmış, doktorlara gitmiş. Sen niye inanmıyorsun ki şimdi? Çünkü ben karımı tanıyorum, benim anam. Onun öfkesinin, şiddetinin öyle iki kere doktora gitmekle bitmeyeceğini çok iyi biliyorum. Ama bitti kan. Neden inanmıyorsun? Çünkü ben senin lafına güvenmiyorum Nazgül. Anladın? Güvenmiyorum. O zaman sen de benim lafımla hareket etme. Bir şans daha ver kıvırcık. Ne yani? Sen şimdi bu saatten sonra hiçbir şekilde sinirlenip, öfkelenip delirmeyeceksin yani, öyle mi? Ere. Bağırıp çağırmayacaksın da. Ere. Vazoydu, bardaktı, kafaydı, koldu, neyin de kırmayacaksın. Ere dedi ki, Kürtçe biliyorsun yoksam yok. Sen bir sinirlendin yoksam yok. Ya onu anlıyorum, onu anlıyorum. Biraz paranoya yapıyor geçmişten dolayı. Ben Kürtçe konuşunca tabii vurgu biraz seni yanılttı. İnanmıyorsan sürüş testi yapabilirsin. Bilmesi... denemesi bedava yani. Nazgül doğru söylüyor benim oğlum. Baksana arabayı veriyorsun servise, alırken bir de test sürüşü yap. Ya bir kere dene, ne olur ki, ne kaybedersin? Peki benim babam. Dediğiniz gibi olsun. Tamam, deneyeceğim. Ancak... Bak Nazgül, beni iyi dinle. Eğer ki bugünden sonra bir kere bile şiddeten meyledecek olursan... ...ben bugüne kadar bir karıncayı bile boşamayan Kaan'a hiç acımam, boşarım sen. Ve arkamı dönüp bakmam bile. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ya.
Tamam. Peki. Bu odadaki herkes şahidimdir. Eğer ki Nazgül bu test sürüşünde arabayı benim üzerime kırarsa, beni ezmeye çalışırsa onu hayatımdan temelli olarak çıkartırım. Anlaşıldı mı? Aferin. Aferin. Aferin Kaan. Aferin benim oğlum. Aferin. Bak duyguyu nasıl geçiriyorsun sen. Aferin. Çünkü ben oynamıyorum benim babam. Ben oluyorum. Bir şey yok, bir şey yok. Evet, gülüm ne oldu? Beğendiler mi? Ha, kazandın mı? Sonuçtayı bana Ahmet söyle. Maşallah ya, sen benden daha heyecanlısın. Kız sen ne diyorsun kız? 9 doğurdun burada Allah'ıma sen çıkana kadar. Kazandın mı? Hayatım belli değil. Yarın açıklayacaklar. Yarın? Abo gülüm sen hamilesin. Sana öncelik tanısınlar. Aşkım otobüs mü yani bu ha? Ben hamileyim diye bana öncelik tanıyacaklar. Ha, tamam. Yarın öğreneceğim işte. Aşkım Allah'ıma Kur'an'ımı o kadar güzel söyledin ki herkes sana hayran kaldı. Gerçekten güzel okudun mu? Güzel ne demek kız? Bülbülleri kıskandırdım, bülbülleri. Allah'ım inşallah, inşallah olur. O kadar çok istiyorum ki. Amin. O zaman şimdi sınav manavı unutuyorum. O sizlerse ailenizin reisi Baran Duran size yemek ısmarlıyor. Acıktınız mı lan kıllıklar? Evet, evet, evet. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum sana. Bebeğimizin ağlamaktan içi dışına çıktı. Ama senin aklına hastaneye götürmek gelmiyor. Ya karıcığım sen hangi bebekten bahsediyorsun? Ortada bebek falan yok ki. Sen iyice şizofrene bağladın. Ya doğmayan çocuğa doğurmuş gibi davranıyorsun. Olmayan çocuğu susturmamızı istiyorsun. Yeter ya, vallahi yeter. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Doktora gitmek aklının ucuna bile gelmiyor. Ya karıcığım. Gelmedi işte, gelmedi. Ne yapayım? Gelmedi. Gelecek. Baba olacaksın baba. Hazar, sen eskiden böyle umursamaz, rahat bir adam değildin. Ne oldu sana? Gerçekten bu hamilelik seni çok değiştirdi. Beni değiştirdi, öyle mi? Karıcığım, bak durdun durdun 7. ayda canavara dönüştün. Resmen içine elin kaçtı ya. Anayım ben, ana. Anayım da sen hala baba olamadın. Aşkım elimden geleni yapıyorum. Bak sırf bu yüzden karnıma göbek bile taktım. Daha ne yapayım lütfen. Kendini geliştireceksin. Öğreneceksin, araştıracaksın. Nasıl olacak bu? Çok güzel olacak. Ya karıcığım bunlar ne? Ben üniversite sınavına mı hazırlanacağım? Hayır aşkım. Çok daha önemli bir sınava hazırlanacaksın. Babalık sınavına. Ya aşkım ben bunların hepsini okuyana kadar bizim kızımız zaten gelinlik çağa gelir. Saçmalama be. Bunlar en fazla ama en fazla bir ay içinde bitecek. Ne? Yok aşkım bir ayda okuyamam ben. Hacı bana lütfen ya. Bu işin şakası yok Hazar. Bitecek dediysem bitecek. Bari özeti falan yok mudur internette? Özetini falan okuyayım. Babalığın özeti olmaz. Her satırını ezberleyeceksin. Ha, bununla başlarsın. Kolay gelsin. Baba olmaya hazır mısın? Aha. Ha, al işte. 2-1. Nasıl oynayacak şimdi? Yani Dünür'üm bir şey söyleyeceğim ama gücenmeyin bana. Yani beni öyle alıştırmışsınız ki. Böyle havuzun dışında bu tavlayı oynayınca bana hiç zevk vermiyor ya böyle kuru kuru. Al benden de o kadar benim Dünür'üm. Islanmayınca olmuyor biliyor musun? Islanmak şart. Islanmak önemli. Heh ya burada mıydınız? Ben de her yerde sizi arıyorum. Ne oldu benim oğlum? Yine ne istiyorsun? Benim babam sıkı dur. Bu akşam Nazgül'ün ilk test sürüşünü yapacağım. Şahitliğinizi istiyorum. Hadi hayırlısı. Aa, hayırlı uğurlu olsun. Nazgül hipodromlara geri mi döndü? Ne diyor bu benim babam? Nazgül hani hipodromda at yarışta falan. Yok Kamil Bey abi yok.
biz benim karım olan Nazgül'den bahsediyoruz. Böyle bir araba ters sürüşü benzetmesi yaptık da o manada. Çok affedersiniz. Vallahi ben Halbuki Dünür'ümde bahsetmiştim. Benim aklım gitti. Neyse. İşte bu akşam ilk test sürüşünü yapacağız ya benim babam. Yalnız ben bu test sürüşüne çok sert hazırlandım. Çok kafadan gireceğim. Nazgül'ün iki tane en büyük zaafına oynayacağım. İki zaafına mı? Neymiş o iki en büyük zaaf? Kıskançlık ve altıncılık. Gumbo yapacağım dünyanı. Bak sana diyeyim, Nazgül bu kadarını kaldıramaz. Hadi sana Allah kolaylık versin. Cümlemize benim babam, cümlemize. Çünkü siz ikiniz de davetlisiniz. Kim, biz mi? Kıyma bize kan. Daha bizim görecek güzel günlerimiz var. Daha torunumuz olacak, onu kucağımıza alıp sevecek. Vallahi bu test mest olaylarını siz benim başıma çıkarttınız benim babam. Yanacaksak hep beraber yanacağız. Hem ayrıyetten koruma ve hakemlik için kesinlikle orada olmanız şart. Yoksa test mest yok vallahi. Kaan, bak bu sefer çok ağır yürüyün. Nazgül bu kadarını kaldıramaz benden söylemesi. Ya Herro ya Merro benim babam. Kendi bilir. Vallahi ne olacaksa olsun bu saatten sonra. Geliyoruz değil mi? Haydi akşama görüşürüz, haydi. Kaan! Bu hıvırcık var ya, bizim başımızı kesin yakacak. Aha diyeyim sana. Ya ne öyle diyorsunuz Dünür'üm ya? Niye böyle ön yargılı davranıyorsunuz? Ne ön yargısı benim Dünür'üm? Ben Nazgül'ü tanıyorum. İçinde altın, kadın, bir de parti olan hiçbir imtihanı geçemez o. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Yani psikoterapi çok güçlü ve etkili bir tedavi yöntemidir. Öyle diyeyim benim Dünür'üm ama ve lakin 40 yıllık kâni olur mu yani? Yahu niye olmasın? Ben bilime güveniyorum. Bilime ben de güveniyorum ama Nazgül'e güvenmiyorum. Anlamıyor musun? Ben sana bu testi geçemez. Geçer. Geçemez. Geçer. Geçemez diyorum. Yahu Dünür'üm bilimle ilgili biri olarak diyorum ki geçer. Ya diyelim ki testi geçti. Kaan bir yolunu bulup Nazgül'ü affetmez. İşte sizin yanıldığınız nokta bu. Kaan aslında karısını çok seviyor. Nazgül'ün sinirlerinden arınmış halini gördüğü zaman... bakın göreceksiniz, onu affedecek. Affetmez. Affeder. Affetmez. Yahu affeder. Girelim mi iddiasına? Girelim iddiasına. Nesine? Nesine istiyorsun? Sen... Nesine? Kaybeden bir günlüğüne öteki gibi davranacak. Ya o olacak. O nasıl olacak? Şöyle olacak. Diyelim ki mesela sen kaybettin. Bir günlüğüne ağa olacaksın. Ben kaybedersem eğer ki böyle bir şey mümkün değil. Ben de bir günlüğüne ne yapardım? Kılıbık olucuyum. O nasıl söz Dünür'üm ya? Allah Allah. Ben kılıbık mıyım? Değil misin? Değilim tabii. Ben modern ve metroseksüel bir erkeğim sadece. O kadar. Ama yine de kaybettiğinizde sizi bir günlüğünü de olsa kılıbık olarak görmek bir hayli ilginç olacak. Ay. Nasıl olsa ben kazanacağım. Ay. Göreceğiz bakalım. Heyecan, müsait misin? Gel, müsaitim. Ya hadi kız, ne öyle şaşkın bakıyorsun? Üflesene mumlarını. Dur. Önce dilek tut. Ne dileyeceğim belli ama neyse. Bravo. Ağam çok teşekkür ederim. Ne demek Hecacığım? Yani... bizim çalışanlarımız sadece bizim çalışanlarımız değildir. Bizim çalışanlarımız aynı zamanda bizim çalışanlarımızdır da. He. Güzel yaşların olsun Heca. Doğum günün kutlu olsun benim kızım. Bu benden, bir de Dünür'ümden sana ufacık bir doğum günü armağanı.
sağlıklı, mutlu, bereketli yılların olsun inşallah. Bu da Hazar'la benden. Teşekkür ederim gelin ağam. Doğum günün kutlu olsun. Hah, bu da yala azca benden kızım. Tek başına bindin. Allah senin de kısmetlerini benimki gibi açsın inşallah yavrum. Ay ne güzel içi böyle yan yana ya. Harika olmuş. Ay ne güzel durdular. Hecacığım, yani sana layık değil ama. Oo. Aç bakayım saçlarını. Hoppa. Vay 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 ne güzel oldu. İyi günlerde kullan inşallah. Aferin. Teşekkür ederim. Başka kimsenin takacak bir şey yoksa de haydi eğlenceye geçecek. Var. Ben takacağım. Azıcık geri çekilek, arada kaynamayak. Kim vurduya gitmeyek. Ne takacaksın karıcığım acaba? Bu ne takacağım? Sen kendinden başkasına bilezik takacaksın. Ne olur beni övmeyin. Tabii ki. Ben takabilirim yani aşkı başkasına da tabii. Sonuçta o da bizim bir emekçi kardeşimiz de değil mi? Kolunu uzat canım. Tamam görüyor musun? Kız uzatsana kolunu. Naz yapıyorsun yoksam yok. Yok estağfurullah gelin ağam. Ha o zaman ver. Ay canım bileklere bak. Ben ceza ve bela inşallah. Spastıkım inşallah. Kızın kolunu cımarttın yapma. Yok ama önemli bir şey değil. Birazcık küçük geldi bilezik yani. Ondan ki önemli değil. Ben buna katlanamam. Çekilin geleceğim şimdi. 14 büyü alıp geliyor. Yok benim babam senin Allah'ın cezasından aşağısı kurtarmaz onu. Senin canının acımasına kıyamam ben keçe. Acılarını dindirmeye geldim. Ay bıçağı alırmışım mesela. Hayır. Daha büyük günü getirdim. Çekinme kız. Uzat kolunu. Bu biraz daha büyük. 3752 lira 25 kuruşçuk daha pahalı. Sağ olasın gelin ağam. Güle güle kullan. Ay küçüğünü de ben takıverdim. Demek ki benim bileğim bir tık daha narinmiş. Annenin içine öyle ne kaçmış mısık? Ne kaçmışsa kaçmış. Bir daha girmez inşallah. Evet. Evet. Takı merasimi de bittiğine göre artık eğlenceye geçebiliriz. Çal keke çal. Delil o çal. Gel keçe gel. Gitme. Bekle iki dakika. Bir yaşıma daha girdim. Maşallah maşallah.
Modern tıp böyle mucize bir şey işte Dünürüm. Allah'ım acıtanma, ben nerede yürüdüm biliyor musun? Nazgül hepimizi sıraya dizecek, alacak eline silahı, hepimizi telef edecek. Ama bak benim yüzümü kara çıkardı. Dünürüm ama ben size söylemiştim. O psikoterapi işe yarar demiştim. Bakın Nazgül testi geçti işte. Ama ben hala inanamıyorum, inanamıyorum. İnansanız iyi olur Dünürüm. Çünkü iddiayı ben kazandım. Ha. Ne? Ne iddiası? Ya oğlum biz Dünürüm'le bir iddiaya tutuştuk biliyor musun? Hı. Ben dedim ki ne bak Nazgül bu testi geçemez. Geçemez de o da dedi yok yok geçer dedi. O öyle Nazgül'ün tarafını tuttu yani. Böylece iddiasına girdik. Vallahi bence benim babam siz kazananı belirlemekte o kadar acele etmeyin. Çünkü test daha bitmedi. Allah'a mı? Tabii canım ben öyle Nazgül'ü bir tane dersle mezun eder miyim hiç? Ama az önce gördüklerimden sonra benim Nazgül'e olan inancım iki kat daha arttı. Sen yine de o kadar emin olma Kamil Bey abicim. Sen de bu kadar rahat olma hanımefendi. De haydi Nazgül herkesleri havuza dökmeden gitti de halayın istikametini çevirtti. Aynen öyle benim babam. Ben hemen geldim. Üf! Hele hele kalabalığa bak. Sanki bedava erzak dağıtıyorlar. Gülüm bakma sen, tamam bakma. Ya of iyice heyecan yaptım, ya kazanamadıysam? Hele hele laflara bak. Ya sen kazanamayacaksın da kim kazanacak? Sanki Pavarotti mi giriyorsun eve? Ama ne olur dua et olur mu? Hmm. Allah rahmet eylesin, amin. Ya Pavarotti'ye değil, bana. Amin. Ya Rabbi. Pardon, ben de bakabilir miyim? Çok özür dilerim. Pardon ya, ben de bakabilirim. Şirin. Ya sen bir gelir misin şuraya? Dokunma elin adamına, gebur ya! Ya tamam gülüm, sakin ol. Ben baktım. Ya hayır, olmaz. Ben kendi gözlerimle görmeliyim, anladın mı? Ama listeye yaklaşamıyorum bile. İşte sen o işi bana bırak. Bakayım mı? Nasıl? Bekle. Yer ayrılma. Ya nereye gidiyorsun? Bekle. Ya arkadaşım, bir dakika. Çok özür dilerim ya. Bir bakabilir miyim? Arkadaşlar, ya oyum kısa diyeyim ya. Bir dakika lütfen. Çabuk, meraktan çatlayacağım Allah'ıma. Ne oldu gördün mü? Çift çizgi mi? Çift çizgi mi? Doğru söyle. Evet, kazanmışım. Kazanmışım! Kazanmışsın gülüm, ben biliyordum işte, biliyordum. İyi bak, belki iki kere kazanmışsındır. Ha? Aşkım birincilikle kazanmışım, birincilikle. Senin Allah'ına kurban be. O zaman en afillisinden bir kutlamayı hak etti benim karım. Nasıl bir kutlama? Yürü de gör. Ama bak, birinciliğe layık bir kutlama olmuş. Tamam, yani tamam. Yani layıkıyla. La 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 la. Şu sessizliğe bak benim Dünürüm. Dinle. Bak, kuşların cıvıltısı, suların şıkıltısı. Oh be, şöyle rahat bir nefes alıyoruz.
Aman dönürüm. Dileni ısır, tahtaya vur, bir şey yap, gözünü seveyim. Bak sabahtan beri Bella'nın sesi soluğu çıkmıyor. Papitolarım. Woohoo. Aha. Bella geliyorum demez gelir. Ne yapıyorsunuz siz burada? Tavla oynuyoruz kızım. Tabii senin için bir sakıncası yoksa. Var papitom, var. Torularınızın önünde tavla oynanır mı hiç? Niye oynanmasın canım? Onlar da şimdiden öğrenmiş olurlar. Hayır efendi, öğrenmesinler. Kötü örnek oluyorsunuz. La havle ve la kuvveti. Tavla kumar mı ki ne kötü bir şey olsun? Torununuza iyi örnek olmak için faydalı şeyler yapmanız lazım. Kızım, evladım, tavlanın kime ne zararı var? Sen de artık biraz fazla abartmıyor musun yani? Ben mi abarttım? Evet. Ben mi abarttım? Evet. Şunun şurasında torununuzun doğmasına 2 aydan az kaldı. Ama siz burada tavlayı atıyorsunuz. Ne yapar kızım benim? Tabii ki tavlayı atıyorum. Babacığım, şu an tek gündeminiz doğacak torununuz olmalı. Sadece onu düşünmelisiniz. Biz sadece onu düşünüyoruz kızım. Sadece hep onu düşünüyoruz sayende. Ama böyle kuru kuru düşünmek olmaz ki. Nasıl dedeler olacaksınız? Hı? Torununuzla birlikte neler yapacaksınız? Hiç bunu düşünüyor musunuz? Bırak da onu benim dünürüm düşünsün. Ben şahsen kendim olan bizzat 15 yıldır dedeyim. Dedesin ama nasıl bir dedesin acaba? Bugüne kadar bir kez olsun mısıkla ya da ceylanla ilgilenirken görmedim. Bir kez olsun mısık elinden tutup parka götürürken görmedim. Bir kere bile kucağına oturtup severken görmedim. Hop hop hop, ağır ol da molla desinler, o kadar değil. Ben torunlarımı seviyorum, sen görmemişsin. Ama böyle olmaz. Siz ikiniz dedelikte yeterli değilsiniz. Bu yüzden sınava gireceksiniz. Hey, ne sınavıymış o? DYS. Dedelik, yeterlilik sınavı. Tövbe estağfurullah. Eğer ki bu sınavdan geçemezsiniz, o zaman torununuzu artık İstanbul'da görürsünüz. O da ben istersem. Yapma benim gelin. Torunumu benden ayırma, İstanbullara götürme. O zaman sınavı geçmekten başka şansınız yok. Evet. Sınavımızın ilk aşaması masal testi. Dedeciklerim, hangi masalı anlatacaksınız bakayım? Hangi masal mı? Bu sorulur mu yine? Tabiatıyla Dede Korkut masalları. Olur mu canım öyle şey? Anne senden masallar dururken başka masal anlatılır mı? Dinlerim lütfen. Valla siz istediğinizi anlatın. Her kim ki anlatım masalla beni uyutmayı başarırsa o zaman testinden geçmiş olacak. Buyurun gidelim. Her gün yeni bir icat, her gün yeni bir icat. Hiç sorma. İşte geliyor. Dale dale. Şu kolun kırık zaten, çekişti mi benim? Hayır ya, ben söylemek istemiyorum. Sana fikrini sormuyorum ki zaten. Şehzadeyim kızım ben. Ben söylenecek diyorsam söylenecek. İyi o zaman, beni karıştırma. Git kendi kendini ihbar et. Yok, bu yola beraber girdik, beraber çıkacağız. Ben canımı sumadım mıstık. Anam altına çaldığımızı öğrenirse kesin doğrar bizi. Dün gece kendi elleriyle altın dağıttı. Dün dünde kaldı mıstık. Ben bu riski göze alamam. Ya ortada risk falan yok ki. Sen de duydun. Anam babama söz verdi. Bir daha hiçbir şey herslenmeyecek. Ama altına anamın hiçbir şey değil ki. Her şeyi. Amma korkak çıktın kızım sen ya. Anlamıyor musun? İtirafçı olmak için bundan iyi fırsat bulamayız. Ne yapacağız peki? Anamın karşısına dikilip senin altına biz aşırdık mı diyeceğiz? Baba! Baba maba yok bundan sonra size. Baba falan yok. Kaşık düşmanları. Hayır evlatlar sizi. Baba yapma. Acı bize. Sus. Konuşma. Sen bana acıdın mı? He? Babam nelerle uğraşıyor dedin mi? Babam o altınları almak için ne kadar çok çalışıyor dedin mi? Ne diyeyim? Sen hiç çalışmıyorsun. Ulan cevap verme. Öbür kolunu da ben kırarım ha. Baba vallahi mıstık zorladı beni. Ben yapmayalım dedim. Ne olur bana kızma. Hadi be. Asıl satışçı o. En çok ona kızma. Sus konuşma. Ulan senin dediğini mi yapacağım? Senin lafınla mı hareket edeceğim? Bence bir sakıncası yok ya. Ulan var ya sizin de ben... Ana. Tabii ya. Evet. Ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın? Hiçbir şey. Size ben hiçbir şey yapmayacağım. Yani maşa kullanmak varken niye ellerimi kirleteyim değil mi? Maşa mı?
O kim? Rus mu? Sus lan. Rus değil. Anan. Ananız. Yani ben sizi ananıza vereceğim. Ya böylece bir taşla iki kuş vuracağım. Haydi bakalım Nazgül Efendi. Acaba bu elim olay karşısında da sakinliğini koruyabilecek misin? Baba bize anama vereceğine evden kovdu. Hay. Değil mi? Çok güzel fikir. Aynen. De haydi düşün önüme. Haydi haydi. Gel gel gel. Nazgülcüm, karıcığım, biricik evlatlarımızın sana söyleyecekleri çok önemli bir şey var. Öyle mi? Ne gibi? Vallahi benim söylemeye dilim varmadı. Bakalım senin dinlemeye takatin olacak mı? Haydi televizyon sunucuları gibi ne sündürüyorsunuz? Bu cümleler niye böyle renkten renkle giriyor benim karşımda? Ceylan, Mıstık, mikrofon sizde. Başarılar. Söyle abi. Bana ne ya? Ben suçsuzum zaten. Sen söyle. De haydi cümle sabaha kadar sizi bekleyeceğim. Söylesenize. Nazgül sen biraz sinirlendin mi? Bana mı öyle geldi? Yok be. Ay babanız. Ben sadece hemen böyle şey yapsınlar diye söyledim. Asla sinirlenmedim. Evet çocuğum. Söyleyince de sinirlenmeyeceğine söz ver. Anlatayım. Cemil sen benimle pazarlık mı yapıyorsun? Hiç gerek yok evladım. Hiç gerek yok çünkü asla sinirlenmeyeceğim ben garanti. Evet. Ana bir şeytan uydu. Yok vallahi ana. Şeytanı Mıstık uydu. Beni de zorla kendini uydurdu. He. Peki sonuç? Ana biz. Evet. Biz. Evet. Ana biz senin altınlarını çaldık. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Nazgül sen sanki şimdi hakikat bir öfkelendin ha. Başım döndü benim. Ondan tabii başım dönünce benim şey oldu yani yoksa asla sinirlenmem. Diye bağırsaydın çok sinirlenmiş olabilirdim ama barıştan hiç bağırmadım hemen. Hiç sinirlenmedim yani bir kırtık bile sinirlenmedim ben. Vallahi mı? Yavrularım benim. Ay evlatlarım benim. Ceylan uy güzel kızım. Cemil. Ay anasının cümlesi yavrum benim. Ay. Söyleyin annenize yavrular. Haydi çekinmeden annenize söyleyin. Neden böyle bir şey yaptınız ha evladım? Neden? Demiyorum. Çünkü pedagogik açıdan zor bir hareket olmaz. Evet çocuklar. Şimdi bana güzellikle söyleyin bakalım. Neden hırsızlık? Sizin yüzünüzden bizi bırakıp gittiniz. Başımız boş kalınca da bize şeytana uyduk. Hata ettik. Daha çocuğuz biz. Çocuksunuz. Evet. Ceylan. Sen de çocuksun annem. Gel. Gel annem. Cebime gir. Ay çekinme kızım ha. Yemin ederim benim suçum yok. Mıstık tehdit etti. Mecbur kaldım. Hem ben o altınları borç aldım. Misliyle geri ödeyeceğim. Ne? Nasıl ödeyeceğim Mıstıkcığım? Anlat bakayım nasıl ödeyeceğim? Düğünde takılacak takılarla ödeyeceğim. Ulan oğlum! Annesinin cemmesi! Sen daha gideceksin be! Ulan senin... Gideceksin oğlum! Hiç yıkanarsın ya sen! Sen büyüyeceksin de, evleneceksin de, düğün edeceksin de ben altımı... Ay çok yakacı bir evlat anasın gibi. O zaman hemen ev vermeniz gerek. Lan oğlum senin önündeki ilk düğün evlilik düğünü değil ki ne? Sünnet düğünü sünnet. He işte bu yüzden bir an önce Cümmi'nin sünnet düğününü yapmamız lazım. Ya hayır ben. Cümmi bana bak eğer kim itiraz edersen vallahi çıpartırım ha. Aha işte şimdi öfkelendin vallahi sinirlendin anladım ben. Ha 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 ha
sen. Mamamın sen şeyden dolayı çipertirim dedim diye ben değil mi? Ay o benim ağız alışkanlığı biliyor musun? Yoksa ben evlatlarına, yavrularına hiç kötü muamele yapacak bir ana mıyım? Ha yavrularım. Ha? Oy. Oy burnunu yedeyim. Altınları almamıza kızmadın mı yani? Altın diyor ya, altın. Altın nedir ki? Altın diyor ya, simgesi ağa uymuş, atom numarası 79'muş. Adeta ailenin kiridir altın. Vallahi kız helal olsun ha. Hakikat beni şaşırtıyorsun Nazgül ha, hakikat. Çok şaşırıyorum biliyor musun Kaan? O zaman şöyle yapalım Kaan'cığım bence. Şimdi madem cumhuriye sünnet günü yapacağız. Biz de anası babası olarak böyle küslük kalmayalım. Barışalım benim kıvırcığım. Çocuklar da düğünde anası babası küs kalması yazıktır. Yok canım değildir. Benim daha öfke test sürüşüm bitmedi. Bitmedi. Aslı ben izninizle. Ben müsaadenizle bir gideyim. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, uçurumları bol olan bir adada bir deve göz varmış. Bu deve göz adıyla müsemma, depesinde böğren nal gibi bir gözü olan kocaman bir devmiş bu deve göz. Ama öyle bir devmiş ki ne? Öyle kocaman elleri varmış ki ne? O kocaman ellerinin biriyle bir çınar ağacını tuttuğu gibi gökünden alır, kavrar böyle yaparmış. Öbür eliyle de öbür çınarları alırmış. Sonra bu depe göz öyle bir yükrelmiş ki ne? Bütün adada uçurumlar deprem oluyormuş gibi sarsılır. Bu tepe gözün tepesindeki göz böyle fıldır fıldır dönermiş. Sonra da kendisi kıpıl 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 bir dermiş. Ne oldu benim uzun korktun mu? Herhalde korktum babacığım. Böyle masal olur mu ki? Çocuğumun kabus görmesini mi istiyorsun sen? Ama bu kabuslu bir şey değil ki. Bu tepe göz var ya. Çok iyi bir dermiş. Çok iyi. Bir de üstüne çok tatlı bir dermiş. Yani öyle bir tatlı ki tadından yenmez. İstediği kadar iyi ve tatlı olsun. Böyle masal olmaz. Sınıfta kaldın. Ama böyle. Sus. Cevap verme bana. Papito, sıra sende. Kibritçi kız o gün tek bir kibrit bile satamamış, 5 kuruş para kazanamamış. Zavallı küçük kız karnı aç, soğuktan donmuş bir halde karlar üzerinde yürüyordu. Bu
bukle bukle ensesine dökülen sap sarı uzun saçlarına lapa lapa kar yağıyordu. Akşam karanlığı çökmek üzereydi. Bu karanlıkta, bu soğukta başı açık, ayakları çıplak küçük bir kız karların üzerinde yürüyordu sokakta. Allah Allah, böyle masal mı olur ki ne? Daha benim torunumu doğmadan veremediciniz, dertliydiciniz. Daha çocukcağız doğmadan kederden saçları ağaracak. Şşş, sus baba. Papitum çok iyi gidiyor. Şşş. Zavallı kibritçi kız iki evin buluştuğu bir köşedeki kuytuya büzülüp oturuverdi. Ayaklarını altına alıp oturmasına rağmen sanki gitgide daha da çok üşüyordu. Şu anda küçücük, minnacık, mini minnacık bir kibrit çöpünün nasıl da faydası olurdu kendisine. Çıkartsa kutudan bir adet kibriti, yakıverse ateşi, üşüyen parmaklarını orada ısıtıverse ne de güzel olurdu. Sonunda daha fazla dayanamadı. Kutudan bir adet kibrit çıkarıverdi, duvara sürttü, yaktı ateşi. Nasıl güzel bir ateşti bu. İçini ısıtıyordu sanki. Öyle güzel bir alevdi ki o. Bir anda küçük kibritçi kız kendisini pirinçten boruları, süslemeleri olan kocaman demir bir sobanın önünde oturuyor gibi hissetti. İçi ısındı bir anda. Ellerinden sonra ayaklarını da sobayı uzatıp ısıtmak istedi. Uzattı ayaklarını. Sönüverdi birden ateş. Yok oldu soba. Kibritçi kız elinde yanmış bir kibrit çöpüyle öylece kalıverdi. Yeter benim dünürüm yeter. Kaç para kibrit, kolu kibrit. Kaç para da vere kalak. Uyudu. Ne? Uyudu. Kim? Ben kazandım. Ben kazandım. Hayır, kazanmadın. Çünkü beni uyandırdın. Ama önce uyuttum. Uyutmak kadar uyandırmamak da önemli beyefendi. Uykusundan uyandırılmış çocuklar gün boyunca ne kadar huysuz oluyorlar biliyor musun sen? Ben şimdi senin yüzünden bütün gün huysuz olacağım. Uykusuz olacağım. Evet doğru diyorsun benim kızım. Bak seni uykular uyandırdı, senin huysuz olmanı sağladı. Evet. Ama hiç olmazsa ben önce uyuttum. Ama şimdi de uyandırdım. Ne yaradı ki de? Siz hala mı cevap veriyorsunuz? Siz hala mı konuşuyorsunuz? Dedeleri yüz karaları sizi. Hemen çıkın odamdan. Durun. Ben çıkarım. Oh be! Şu psikopat yeni gelin belli olmadan rahat rahat çekirdeğimizi çıtlayak ya değil mi? He. Vallahi doğru söylüyorsun ha. Benim saf salak kızımda ne cevherler varmış haberimiz bile yokmuş be. Hepimizi muma çevirdi Allah Allah. He bir de kaynan olacaksın değil mi? Senin bu yeni gelinin senin şöyle bir ağzının üstüne bir tane vursa vallahi sesin çıkmayacak ha. He kolaydı öyle. Kız ben ağamın yanında tatsızlık çıkmasın diye sesimi çıkarmadım ya. Yoksa ben bilirim onun ağzının payını vermesini. Ha ha, eminim öyledir Asiye. Aa, Asiye bak seninki geliyor. Hadi ağzının payını versene. Bizi kapat. Ne yapıyorsunuz? Ah, ne yapacaksınız ki? İşiniz gücünüz çıt çıt da çıt 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 da çıt 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 da çıt çıt. Başka ne iş ararsınız ki zaten? Kız babak, sen çok oluyorsun artık ama ha? Allah Allah, Allah Allah. Çok oluyorsun, ne yapacaksın? Haddimi mi bildireceksin anneciğim? Kız bildireceğim tabii. Bu ne be? Yeter da. Ha konakta mıyız, esir kampında mıyız belli değildir ya. Demek sizi bu kadar bunaldım ha? Peki, ben o zaman İstanbul'a gider, orada doğururum. Çocuğumu da orada büyütürüm. Siz de rahat etmiş olursunuz. Kız yok ben onu demek istemedim da.
şaka. Ben şaka yuttum ya, şaka. Allah seni. Kız sen şakadan da hiç anlamıyorsun ya. Hiç komikliydi ama. Neyse. Asıl konumuza gelelim. Siz yarın öbür gün çocuğumun annesi olacaksınız. Ama biriniz de bir günden bir güne çıkıp da bir patik öreyim, bir yelek işleyeyim demiyorsunuz. Tabii işiniz gücünüz çıt çıt da çıt 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 da çıt 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 da çıt çıt. Ha valla yok yavrum öyle değil. Sen yanlış bildin. Ben mesela torunumun yazlık kışlık bütün kıyafetlerini sipariş ettim yavrum. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış kreasyonu hep hazır çocuğum. Peki bu kıyafetlerin boyası sentetik mi? Ha? Pamuk organik mi? Ne bileyim ben be, Allah Allah. Adana pamuğu işler. Ne başka ne olacak be? Ya işte bu kadar cahilsiniz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Şimdi eğer ki çocuğumun burada doğmasını istiyorsanız... ...o zaman kara koyun yününden erilmiş... ...deve tuyu ipinden örülmüş kazak öreceksiniz. Ne edeceğiz, ne edeceğiz? Kara koyun yününden eğrilmiş, deve tuyu ipinden örülmüş kazak. Kız, valla saçmalama artık be, Allah Allah. Hadi defol, yok öyle bir ip, yün, Allah Allah. Ama siz bilirsiniz, size 3 gün mühlet. 3 gün içinde ördünüz, ördünüz. Yoksa valla ben alırım İstanbul'a gidiş biletimi. Valla karılar size kolay gelsin. Çünkü biz resmi olmayan nineler olduğumuz için bu şantajlar bizi hiç ırgalamıyor. Valla artık resmi nikahlı neneleri düşünsün. Peki kalenderim, torunu içinde bir kazak bile örmeye üşendiniz. Öğrenirse ne olur? Ha? Onu hiç düşündünüz mü? Bela doğru söylüyor Mete Bir abla. He, bir yapmadığın iş bir oyunculuk kaldıydı. Onu da yapacaksın yani. He. Aha. Kalkın karılar, kalkın. Kara koyun bulak, meralara dayak, ahırları batlatak, develeri yola. Develeri nereden bulacağız ya? Kervan mervan geçer mi buradan be? Sen bana sabır ihsan eyle ya Rabbim. Ya. Canı düştüm yavrum. Sıcağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, eleman. Ocağına düştüm yavrum, ocağına düştüm yavrum. Hıyan'cığım biz buraya neden geldik artık, söyleyecek misin bu sürprizi? Kalbim sabra, sana sürprizlerin kralını yaptım, acayip sevinirim. Ya ben hala anlamadım. Şirin değil mi bu ya? Ta kendi gülüm. Adaşın Şirin. Senin için geldi. Benim için mi geldi? Ben getirttim. Arkadaşım beni hayatta kırmaz. Kardeş. Canlarım benim, öncelikle hoş geldiniz. Bu güzel gecede sizlerle olmak tabii ki büyük keyif. Bugün burada olmamın tek sebebi Baran'a, namı değer benim kardeşim, dostum. Baran, Şirin, Duran çifti için buradayım ben. Onlara kocaman bir alkış gelsin mi? Değerli eşi Şirin, yani benim adaşım olur kendisi. Müsaadeniz olursa eğer... Onları sahneme davet etmek istiyorum. Alkışlar mısınız kocaman? Evet. Biz mi bu Baran? İkimiz. Ya kalbim ikimiz. Kim olacak? Haydi. Ya Allah. Nasılsın? Gel, gel. Hoş geldin. Hoş geldin.
Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Şirin, iki dakika kardeş. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü benim karımın, eşimin, hayatımın anlamının, can yoldaşının gecesi. O hamile ve hamile konservatuar sınavını kazandı. Ben de ona sürpriz olsun diye kardeşim Şirin'i getirttirdim. O da beni kırmadı, sağ olsun geldi. Ta İstanbullardan geldi ha. Lütfen alkışlar mısınız? Ben bir şey söylemeyeceğim. Bence de sen bize bir şey söyleme. Bize şarkı söyle. Söylesin mi? Aşkım. Hazal, tanıştırayım. Bu Hazal. Kim? Hazal. Yani kızımızın 15 yaşındaki hali. Merhaba baba. Belli, bana burada ne olduğunu açıklayacak mısın? Bu güzel kız Cansu. Sizin aşiretten çok sevdiğiniz bir ailen dostunuzun kızı. Sağ olsun beni kırmadı. Bir gönlünle Hazal olmaya kabul edip geldi. Ne yaptı? Anasını azar. Cansu, bir gönlüne kızımız Hazal'ın simülasyonu olacak. Böylece kızımız ergenlik yaşına geldiğinde karşılaşacağımız şeylere hazırlıklı olacağız. Karıcığım, bizim kızımızın bebekliği, çocukluğu bitti de ergenliği mi kaldı? Kızımız her zaman bebek olarak kalmayacak. Elbet bir gün ergenlik çağına gelecek. Biz de hazırlıksız mı olalım yani, ne yapalım? Yok aşkım, bence sen hormonlarının etkisi altındasın, ne yaptığını bilmiyorsun. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum Hazal. Evet Cansucuğum, bize istediğini yapabilirsin. Yaşını gerektirdiğin ne varsa hepsini çekinmeden yap, tamam mı? Biz de senin annen ve baban olarak hepsinin üstünden geleceğiz. Emin olabilirsin. Siz bilirsiniz. Sen hep orada öyle dikilip duracak mısın? Ben mi? Evet sen. Kızına bir kere bile hoş geldin demedin. Sonra öpmedin. Aşk olsun babalık. Babalık. Oho! Sen böyle her söylediğimi kart papağanlar gibi tekrar mı edeceksin? Kart papağan mı? Yeter ama Azar. Kızımıza bir hoş geldin desene. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babalık. Hayırdır kıvırcık? Bir yere gidiyorsun yoksa mı yok? Evet. Gece kulübüne gidiyorum. Aa. Hı-hı. Hayırdır Kaan? Gece kulübünde ne işin var? Sen bilmezsin Nazgül ama gece kulüplerine gece gidilir. Ayrıca dayım güzel bir organizasyon ayarlamış. Onu hayatta kaçıramam. Ay ne güzel. Öyle. Ben de gelebilir miyim? Ne işin var kız senin gece kulübünde? Ben yalnız gideceğim. Ne oldu? Sen sanki biraz sinirlendin Nazgül. Yok, sinirlenmedim. Tabii ki gidebilirsin kocacığım, tabii ki. Tek başına eğlenmek senin de hakkın. Git, istediğin kadar eğlen, keyfini çıkar. Emin misin? Emin miyim? Eminim. Dönünce kafamda merdane falan da kırmayacaksın yani, öyle mi? Neler düşünüyorsun Kaan? Tabii ki hayır. Sen sadece bir karın ve çocukların olduğunu unutmayın. Tabii. O zaman ben gideyim. Git. Git. Bak gidiyor mu ha?
Git git. Harbiden gidiyorum. Ya yürü git. Vallahi sinirlendim. Hayır. Yani yürü git, bir an önce eğlenmeye başla. E de haydin o zaman. O brigada. Müsaade vardır. Söyle kızım söyle. Ben de televizyon seyredip çekirdek çıktıydım. Şey Türkmen ablam. Senin o balözünden bir şey istirdik de. Söyle kızım. Türkmen ağam. Biz gece dışarı çıkmak istiyoruz. Dışarı mı çıkmak istiyorsunuz? Hı hı. Gece gece. Hı hı. Böyle üç kız yalağız başıyoruz ha. Hı hı. Kızım nerede görülmüş üç tane kızın gece gece yalağız başına dışarı çıktığı ya? Allah Allah, ayıp ya. Ne siz sormuş olun ne de ben duymuş olam ya. Allah Allah. Ay ama akşam eğlence var. Vallahi bak gidip hemen geleceğiz. Hiç geç kalmayacağız. Eğlence mi? Evet. Baran'a organize etti diye duyduk. Kızım niye söylemişsiniz eğlence var diye ya? Tamam gidebilirsiniz. Yalağız bir şartla. Bin de geleceğim. Hep böyle malat gibi yatacak mıyız ya? Aa, Hazal. Böyle kötü kelimeler kullanmıyoruz. Çok ayıp. Malan ne sahip ya? Kendisi gayet faydalı bir mandıra hayvanıdır. Dilimiz de pabuç gibi maşallah. Şişt, aşkım lütfen sakin ol. Ne yapacağız gençler? Bütün gece böyle yatacak mıyız? İnsanların %90'ı bu saatte uyuyor. Kızım. O sizin gibi tavuklar için geçerli. Peki ne yapmak istersin? Yani biraz eğlensek fena olmaz. Olur. Kutu kutu pense oynayalım. Anne, 15 yaşındayım ben. 3 yaşında değilim. Ha, pardon. Doğru, bu senin yaşına uygun değil, değil mi? Peki sen söyle o zaman. Ne yapalım? Ne bileyim ya, böyle atlamalı, zıplamalı bir şeyler olsa hiç fena olmaz. Canım kızım, bu saatte öyle şeyler yapamayız. Sabah olsun bahçeye çıkarız, orada böyle atlayıp zıplarız, olur mu? Ne yani? Siz şimdi beni kırıyor musunuz? Ne yani? Sen şimdi kızımız kırıyor musun? Ben ne yapayım yani? Kızımız eğlendireceksin, buna mecbursun. Evet, buna mecbursun. Sandın canım kızım. Senin babanda daha ne cevherler var? Demek savaş istiyorsun. Al bakalım. Allah! Ay! Vurmayın bana. Öyle mi?
Ya hazır ya, ne yapıyorsun sen? Ben... Ya git oradan ya. Yeter, yeter, yeter. Ne güzel de kokuyor ya. Aha. Yoksa mı bu? Allah, Allah o görüntülü arıyor. Ay, ay düşecektim heyecandan. Dur, şu açıdan güzel çıkarım. Bunun da neymiş gibi yapayım. Nazgül ne haber? Hayırdır Kaan, ne oldu? Niye aradın? Şehzadem mi var? Ona iyi geceler diliyeceğim. Vah. Kaan cımmi uyumuştur zaten. Haberin vardır senin yoksam yok. Aa, Nazgül sen bir sinirlendin yoksam yok. Yok yok. Gayet relaksım. Burada kızlarla oturuyorduk biz de. Parfüm şişesi de var. Öyle iyiyim yani. Hmm, ben de gayet relaksım karıcığım. Bak arkamı görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Bayağı sağlam arkan. Allah Allah. Kız sen şimdi bana kızmıyor musun? Yok yok, kızmıyorum. Ne yani, böyle hiç öfkelenmedin, içinde hiç yanardağlarda patlamıyor mu? Yok yok, eğlenmene bak sen gerçekten. Kız tamam. O zaman gel de hep beraber eğlenelim. Haydi. Yok yok, gel. Ne dedin sen? Ya gel de beraber eğlenelim diyorum, haydi. Kaan, bak benimle dalga geçme ha. Kız ne dalgası? Aksine testi geçtiğini ilan ediyor. Emin misin Kaan? Nazgül sana emrediyorum. Eğer ben senin kocansam buraya gel, beraber eğlenelim. Yok eğer ben senin kocan değilsem... Tamam tamam, hemen geliyorum tamam mı? De haydi kız çabuk. Geliyorum şimdi. Hadi kapattım. Nazgül gelmeden biraz daha eğlenelim. Haydi ha. Allah! Allah senin fikirler olsun. Ne yapıyorsun Nazgül? Git de kulüpte dans et. Başla bakalım. Seyret. Pişti geliyor. Pişti. Pişti be, pişti. Sende de ne bal varmış arkadaş? Ne yapıyorsunuz siz? Pişti ulan, pişti. Ulanma. Kızımızın yanında nasıl konuşuyorsun Hazar? Karıcığım, kocan şu anda piştinin kitabını yazıyor. Ne pişti? Ya bir şey pişmedi ya, pişti oynuyoruz. Kızımıza kumar oynamayı mı öğretiyorsun Hazar? Ya yok anne ya, ben onu öğrettim ama boynuz kulağa geçti tabii. Evet. Şimdi kötü alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. Sütümüzü içip uyuyoruz, tamam mı? Iy, süt mü içeceğim? Aha, hem de balı süt. Iy. Çaktırma, ben de hiç sevmem. Kanka süt içmesek olmuyor mu ya? Kanka mı? Hitaplara sakılmayalım Pampa ya, arkadaş gibi olalım. Hayır efendim. Ebeveyn çocuk ilişkisinde her zaman bir sınır olmalıdır. Çocuk dedin, çocukluğunu bilecek. İyi de ben çocuk değilim, 15 yaşındayım. Olsun, benim için hala bir bebeksin sen. Bu yüzden sütünü içip uyuyacaksın. Kızım, annem biraz otoriterdir. İç dedi mi, içeceksin. Hazarcığım, sen de canım. Kızımızın yapmasını istediğimiz şeyleri önce kendimiz yapmalıyız. Ona örnek olmalıyız. Tabii karıcığım. Afiyet olsun. Sen bizim mahalleye geldin gelelim. Canım bizden anladım kaldım. O endameda nedir öyle hey yavrum? Kaç
yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kanta, sporla stepte. Tersi bu kalpler tadını kaldırmamam öykü. Biz tadız kalmadı, tutmuz niyete. Sen bizim mahalle geldin geleli can. Bu nedir ya? Damsız alıyorlar mı buraya? O endame da öyle gel çabuk gel, subhanallah, bu ne güzellik kız. Ay teşekkürler. Ay biz seni gelmeyecek zannediyorduk, iyi ki geldin. Vallahi gelmeyecektim de Kaan Soren'de ısrar edince dayanamadım, geleyim dedim. Çok güzel olmuşsun. Ya tamam anladık, güzel olmuşsun, güzel olmuşsun, nazarınız değecek abi. Ay neyse. Nerede bu kıvırcık? Vallahi ben abimi saatlerdir görmüyorum. Ha, neyse neyse, ben onu bulurum. Haydi siz eğlenmenize bakın, tamam? İyi, ört şunu az, ört. Herkes kendi karısıyla ilgilensin lütfen. İyi eğlenceler. Şikatte serbinotte. Türkmen halti yanaşmalar. Bunların ne işi vardır burada? Oh! Eğlenceyi duya gelmiş. Neyse. En azından Kaan heyecanın yanında değil. Dikkatli Serbin Otel. Hala bu da bunlar da ya. Sen bizim mahalle geldin gelelim. Bak 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 bak. Bak seni Kaan'a. Bir heca gitmiş, bin heca gelmiş. Demek beni bu yüzden buraya çağırdın ha? Acı çektirmek için. Yasaklar olsun. Hayır kıvırcık. Nazgül! Kız Nazgül! Taksi! Kız nereye gidiyorsun ya, Allah Allah! Bırak beni be! Kızım daha yeni geldin, nereye gidiyorsun? Bir de soruyor musun? Ya sen beni buraya çağırdığında ben ne kadar mutlu oldum, senin haberin var mı? Ama sen buraya benimle oyun oynamaya çağırmışsın. Bana acı çektirmeye çağırmışsın. Benim de bir gururum var Kaan'a. Ya tamam kız, bir dakika ya, Allah Allah! Evet abarttım, tamam biraz abarttım ama... Niye abarttım, bir sor bakalım. Niye abarttım? Çünkü sana güvenemediğim için abarttım, anladın mı? Ya sen bir taşı olsan çatlardı, sen benim neyime güvenmiyorsun daha be? Kızım problem kalmadı diyorum işte. Artık sana güveniyorum. Yok yok, sen bana güvenmeyeceksin. Ben en iyisi ait olduğum yere gideyim. Ya buraya gel dedim sana. Kızım, senin ait olduğun yer benim yanım, anladın mı? Ha, senin yanın. Gördüm ben senin yanını. Senin yanında bana yer yok. Yanında gören de doludur senin Kaan'a. Nazgül, kızım. Benim her yanım dolu olsa ne yazar? Benim kalbim boş. Kalbimin sahibi kalbimi terk etti gitti. Şimdi geri gelsin, doldursun diye bekliyorum. Kimmiş senin kalbinin sahibi? Sen kız, sen. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Bu bağıracağım bu. Ya tamam. Her şey için çok teşekkürler Cansu. Asıl ben teşekkür ederim. Arada uğrarım yanınıza. Uğra tabii. Hayırsızlık etme. Olur. Gel bakalım babasının tatlı kızı. Dikkat et kendine, tamam mı? Siz de. Görüşürüz.
Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok mu üzüldün? Ya karıcığım, bizim kızımız da bu kadar büyüyecek mi gerçekten? Tabii ki. Hazalımız böyle kocaman bir kız olacak. Çok güzel bir kız olacak. Yani ben onunla dans edeceğim, böyle pişti atacağım, öyle mi? Aa, o kadar uzun boylu değil. Kızımızla pişti oynamayacaksın. Bella, karıcığım ben çok heyecanlanmaya başladım. Kızımız bir an önce doğup büyüsün de onunla birlikte böyle yastık savaşı yapayım, ne bileyim deli gibi dans edeyim, böyle şeyler yapmak istiyorum. Ya sesi işe yarayacağını biliyordum. Şimdi söyle bakayım, kendini gerçekten baba gibi hissediyor musun? Aşkım hissetmek ne demek ya? Kızımız hele bir doğsun var ya, babalığın kitabını yazacağım, kitabını. Önce yazılmış olanları oku bitir Hazar'cığım. Ben şimdi testi geçmeye bekleyen dedeleri yanına gideyim. Of, of Bella ya. İlla insan nefesini kursağında bırakacaksın. Git tamam. Yo, gel bakayım. Aa, bu Nazgül ne yapıyorsun orada? Ne yapayım? Öyle duruyorum, bir şey yapmıyorum. Kız sen beni mi izliyorsun? He. Allah Allah. Kız Alan Pamuk Leyli olmak istedi de sana nasip oldu Pamuk Leylilik. E senin sayende. Vallahi çok eğlendim ben kanka. Hakikat kız çok güzel geceydi değil mi? Yemin ediyorum ben de. Ama bak aklımda bir şey var, sana soracağım, hep unutuyorum. Sor, sor benim aşkım, paşa kocam, kıvırcığım benim. Bak, 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 laflara bak. Ya. Kız bak ne diyeceğim, sen şimdi bu sinirini, öfkeni attın ya, o psikoterapi neyin, hakikaten çalışıyor mu kız, işe yarıyor mu? Yok be kan, terapi merapi de git. Ben sana olan aşkımdan dizginledim kendimi. Allah Allah, sen çok mu seviyorsun beni? Çok. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Gel kız buraya bakayım. Sen sevmiyorsun. Aa, sevmez olur muyum kız? E söyle. Kız seni her şeyden çok seviyorum. Bak bak gel bakayım buraya, gel. Gel ya. Yamacıma gel. Kıyafetle de yatağa girdim ama. Bir şey olmaz, gel. Ev kedisi. Gel sırnaş bakayım bana biraz, gel. Ama bir daha öyle aslandı, kaplandı, ejderha neyin olmak yok, tamam. Abin kahvaltısı hazır. Şöyle kenara bırakıver Heca. Dur dur, ben alırım. Kocama kendi ellerimle yediririm ben. Peki gelin ağam. Ver canım, ver. Çok özür dilerim, istemeden oldu. Yalan atma, bile bile attın yere. Aa yo, gelin ağam, olur mu öyle şey hiç? Oldu işte, sen beni salak sanıyorsun yoksam yok. Nazgülcüm büyütme canım, yanlışlıkla oldu diyor kız işte. Ne yanlışlıklası kan? Bile isteye attı yere, gördüm. Gel buraya. Nazgül, hani sen sinirlenmeyecektin, hani öfkelenmeyecektin canım, ha? Ay bu da mı testti ya? Çılgınlar. Hep beni kandırmalar bunlar böyle. Sen de iyi oynadın yalnız Heja. Oynamadım, oynamam da. Kimsenin oyuncağı değilim ben. Ne diyor kan bu? Oyun değil miydi? Yo, değildi. Öyle mi? Yani kendi hür iradesiyle attı önüme tepsiyi, ha?
Gördün değil mi o? Yok öyle gel deme. Gel dedim. Aa, bir hareketlenme oldu. Kız buraya. Cihan. İşte bu. Ben sana demiştim dünürüm. Gelinim benim yüzümü kara çıkartmadı. Ama Nazgül çok yol kat etmişti ya. Vallahi yazık oldu. Gel dedim buraya Mar. Kaçma. Heyecan. Dur dedim sana dur. Efendim. Madem Kaan öğütlemedi. Kasıtlı döktün değil mi o tepsiyi benim üstüme he? Cevap veremediğine göre bilerek yaptın. Yani bile isteye hem beni yakacaktın hem de yuvamı yıkacaktın öyle mi? Öyle. Ne? Bilerek yaptım gelin ağam. Sebep? Kaan ağa. Kızım Kaan'la alakası yok demedin mi? Kaan tembihlemedi demedin mi? O tembihledi diye yapmadım zaten. Beni oyuncak kette kullandı diye yaptım. Ya sen benim kocama iftira atmaya utanmıyor musun? Ne yapmış olabilir ki Kaan sana? Dedim ya kullandı. Verdiği sözleri tutmadı. Ne sözü vermiş ki Kaan? Sadece Kaan'ım ve benim olduğunu yepyeni bir hayat kurma sözü verdi bana. Edibesi! Yeter! İftira attın durma benim kocama! Kimseye iftira atmıyorum ben. Doğruları konuşuyorum. Öyle mi? Madem kendine bu kadar güveniyorsun hadi Kaan'la yüzleştireyim seni. Bakalım onun karşısında da aynı şeyleri söyleyebilecek misin? Gel. Gerek yok ki. Sizin dışınızda bu konakta herkes her şeyi biliyor. Neymiş o herkesin bildiği şey Heca? He? Ne vaat vermişim ben sana? Söyle haydi. Söyle çekinme söyle. Yahu ben sana ne vaat vermişim? Ben sana ne yapmışım Heca? He? Senin derdini dinlemekten başka ben ne yapmışım? Ümit verdin ha. Derdini açtın bana. İçini döktün. Yahu içimi döktüm diye senin böyle manalar çıkartman mı gerekiyordu ha? Ama ağam ben sana sordum. Şimdi biz neyiz dedim. Sen de bana ne olduğumuz değil ne olacağımız önemli dedin. Evet dedim. İstersen bir kere daha söyleyeyim Heca. Ne olmayacağımızı. Gerek yok ağam. Ben anlayacağım anladım. Ne geçti sizin aranızda o kızla? Yemin ediyorum Nazgül, hiçbir şey geçmedi. Madem bir şey geçmedi... niye biz neyiz diye soruyor sen o? Kız bak beni dinle, yeminle eli elime değmedi diyorum. Kaan, Allah'ın seversen... olur bana doğruyu söyle. Yakınlaştınız mı? Aslında yakınlaştık. Ya senin anladığın gibi değil kız. Sohbetle, konuşarak, dertleşerek yakınlaştık. O kadar yani. Ya ne yalan söyleyeyim. İlgisi, şefkati başlarda cazip geldi. Çünkü sen bağırıp çağırıyordun. O tatlı tatlı konuşuyordu. Sen vurup kırıyordun. O pamuklara sarıyordu. Senin yanında kıvırcıktım. Onun yanında Kaan ağaydım. Adam yerine konmak, Kaan ağa olmak hoşuma gitti ben Nazgül anla işte. Ama sonra anladım. Kız dinle beni bak. Sonra anladım ki ne? Ben bir tek senin gözünde adam olmak, senin Kaan ağan olmak istiyormuşum. Ben de yeni anladım ama ben bir tek senin sevgini istiyormuşum Nazgül. Başkasının da Nazgül, kız kaldır kafanı. Beni, kıvırcığını affedebilecek misin? Kendi gözlerinle gördün işte dünürüm. Kendi kulaklarınla duydun. Nazgül'de hiçbir değişim yok. Eski taz, eski hamam. Bu ne demek oluyor ki ha? Sen kaybettin, ben kazandım.
tamam. Ben kaybettim. Ama siz de kazanamadınız Dünür'üm. Niye ki ne? Ben sana Nazgül desti geçemez demiştim. Geçemedi işte. Görmedin mi? Heşe'yi göz dönmüş bir halde kovaladı. Doğru. Ama siz sadece Nazgül testi geçemez demediniz. Aynı zamanda Kaan hayatta Nazgül'ü affetmez. Asla barışmazlar dediniz. Ama barıştılar. Ne edecek şimdi? Ne olacak yani? İkimiz de kaybettiğimize göre. Hanımlar. Kızım, bıyıklı kızım benim. Nasılsın ha? Yavaş ver. Tamam diyorum, tamam. Biz de bugün iyi eğlendik ama. Stresimizi attık azıcık. Toprakla oynamak iyi geliyor adama. O ne ya? Ne? Yumurta. Niye sallıyorsunuz yumurtayı? Evladım bunlar evde çok sıkıldılar da biz de geldik parti oyun oynasınlar diye getirdik. Ben de oynayabilir miyim yumurtayla? Kusura kalma. Benim yumurtam yabancılarla oynamıyor. Niye? Evladım bak, arkadaşların orada kaydırakta kayıyorlar. Hadi çocuğum, hadi güzel evladım. Sen de git onlarla oyna. Hadi. Bana ne ya, ben sallanacağım. Evladım görmüyor musun? Salıncaklar dolu. Aa. Sürpriz mi o yumurta? Oyuncak var mı içinde? Yok. Allah Allah. Bırak. Ya bir dur ya. Evladım dursana, bıraksana o çocuğu. Kıracan, lan yumurta mı bırak? Gel buraya. Hayır. Gel buraya. Korkma hazırlık. Korkma. Lan Kıracan yumurta mı? Gel buraya. Lan sarı çiğen, kaçma. Gel. Lan, gel. Düş. Lan. Kaçma, kıracan yumurtamı. Seni koruyamadı. Haylazın teki aldı senin canını. Alo Niyazi. Ben Kalender. Kalender bozuk. Nasılsın? Sağ olasın Kalender ağam. Buyur. Bir emrim mi var? Sana acil bir işim düştü. Bak Niyazi. Bana hemen gecik bir deve kuşu yumurtası lazım. Ağam çiftlikte hiç yumurta kalmadı. Ne demek kalmadı? Ama bir şekilde hallederiz ağam. Sen gel bir çayımızı iç hele. Eli boş yollamayız seni. Tamam geliyorum. Geliyorum ama benim çayla mayla işim olmaz. Sen benim acil işimi halledeceksin. De haydi. Ay,
marifetler varmış da benim haberim yokmuş. Eh, sana dediydim işte. Mutfak işlerini bacana bırakacağım. Aşkım, bundan sonra mutfak senindir. İstediğini yapabilirsin. Allah'la mı? Aşkım, bu sana... bu bana... bu bebemize... bu öbür bebemize... Tamam, yeter bu kadar. Dur bakayım. Yok kız, yetmez sanki. Bu sana, bu bebemize... Bana yeter. Öbür bebemize, sen bunu da al, bu da bebelerimizin tümüne, tamam. Sen benim yüzümü kara çıkarma. Bakma öyle Melun Melun, koy kafanı içeriye. Tek umudum sensin, anlıyor musun? Ya Allah, bismillah. Baba, hoş gelmişsin. Hoş bulduk benim oğlum. Baba, bu kılığın kıyafetin ne bu böyle? Hele hele sepet ha. Bu sepet neyin nesi? Get, ahiret sorgusuna çekme insanı. Çekil de içeri girer. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk benim kızım. Bu ne babacığım? Torunum. Torunun mu? Ha, torunum. Neyse neyse, uzun hikaye. Ama ben size kısa yoldan anlatmaya çalışayım. Bella var ya, bizim Bella, hamileliğin 7. ayında böyle bir değişmeye başladı, bir tuhaflaştı. Konakta tatbikatlar yapmaya başladı. Şimdi diyor ki, bu konak, yani bizim konak, çocuk büyütmek için hiç de sağlıklı bir yer değilmiş. Yani haksız da sayılmaz. Sonra bizi imtihandan geçirmek için hepimizin eline birer tane böyle deve kuşu yumurtası tutuşturdu. Sen yumurtanda kurtladı yani, yumurtladı. Daha beteri, kırıldı. Sen de yumurta alacağın yerde gidip deve kuşu yavrusu mu aldın? Ya ben çok mu meraklıyım yavru almaya? Ayrıca o deve kuşu yavrusu değil bir kere. Ben deve kuşu yumurtası aradım ama yok. Kıran girmiş. Kara borsaya düşmüş. Onun yerine bana bunu verdiler. Yumurtadan yeni çıkmış. Ama bu da hindi yavrusu. Ne yapak? Baran, şunun güzelliğine bak, ne kadar tatlısın sen. Evet, çok tatlı gerçekten. Baba, sen bunu niye buraya getirdin? Miami, çünkü ben bunu alıp konağa gitmeye korkuyorum. Bella'dan korkuyorum, anlıyor musun? Eğer siz benimle gelirseniz, yani benimle beraber konağa gelirseniz bunu birlikte Bella'ya verebiliriz. Ne diyeceğim baba, senin yumurta yumurtladı mı diyeceğim? Evet, öyle diyecek. Allah'ıma yumurtanı kırdık dersem hiç gözümün yaşına bakmaz. Torunumu alır, İstanbullara gider. Babacığım, sana yardım etmeyi çok isterdim ama konservatuar için gerekli belgeleri toplamam gerekiyor. Yani anlayacağın çok işim var. Ne? Aa, senin haberin yok muydu? Ben konservatuarı kazandım babacığım, hem de birincilikle. Puh. Yazıklar olsun sana. Puh. Sen nasıl müsaade ettin imtihana girmesine? Herhalde müsaade edecek baba. Ya bir an bile yanımdan ayrılmadı, canım kocam benim. İyi ettin. Aferin ben, aferin. Yarın öbür gün pavyon kapılarında karın şarkı söylerken öylece beklersin. Aynı bir... Tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe, hakikat baba ya. Yani ben karımın hayallerini gerçekleştirmekle mükellef bir kocayım. Karım çok istemiş, sokmuşum onun sınava. Ne var bunda? Elinin körü var. Tamam, tamam. Zaten benim işim başımdan aşkın. Gidiyorum ben. Baba dur Allah'ına, Kur'an'ına. Sen niye böyle Kamil abi gibi giyinmişsin onu bir de hele? Niye, giyinemez miyim? Bugün Kamil abi gibi giyinirim, yarın Kamelya Hanım gibi giyinirim. Keyif benim değil mi? İtirazım mı var? Estağfurullah baba, ne itirazı? Yani karar senin, beden senin, benim gülüm bak, aman canım baba. Haydi selametle. Abo, az kaldı torunumu unutuyordum. Gel benim gülsüm Hazal'ım, gel benim ciğerim. Gel, bunlar gel, gel, gel. Gülüm Bella yengemi. Baba şunun ayarlarıyla nasıl oynamış. Acaba 7. ayında ben de mi öldüm? İyi de gülüm. Artık çilemizse çekecek, kaderimizse gülecek. O da elde hindiye Hazal dedi. Gülsüm Hazal dedi. Evet.
Pompito'm. Evet kızım, maşallah yani, maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Ben yumurtladım mı? İşte böyle güzel yumurtladım, biliyor musun? Sahiden babacığım, bu şimdi senin yumurtadan mı çıktı? Ya gerçekten inanamıyorum. Açıkçası ben hiç şaşırmadım. Niye biliyor musun? Çünkü ben ona sevgimi, şefkatimi, aile saadetimi öyle bir verdim ki ne, onu öyle bir doldurdum ki ne. Yani taş olsa çatlardı. Ha, ondan oldu diyorsun yani. Evet, ben ona bebeğim gibi baktım. Onu sardım, sarmaladım, hatta pamuklara sardım. Yatağa yatırdım, masallar anlattım. Allah seni inandırsın, söylemesi ayıp. Sıcak tutsun diye üstüne kulüpçeye bile yattım. Babacığım, çok tatlı, çok şeker, çok tonton bir dedesin, biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum ama ben bu hayatta ne ediyorsam hem senin hem de torunum için ediyorum. Siz mutlu olun, bu bana yeter. Kızım, baksana, biraz fazla irice, büyükçe değil mi sence de? Yani bana böyle pek de yeni doğmuş gibi gelmedi o. Yo, 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 yo. Tam da olması gerektiğin gibin. Allah Allah. Yani bundan daha güttü ancak karınca yavrusu olabilirdi. Dünürüm. Ben seni yerim. Ben seni yerim. Ha işte tam ben de onu diyorum kızım. Çok yemelik bir kıvamda sanki. Yo, 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 yo. Babacığım, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok duygulandım. Bu şimdi benim kızım mı? Ha, öyle de diyebiliriz. Şey, acaba bir veterinere falan mı götürsek? Evet, evet. Bence mutlaka götürürüm. Çok güzel düşündün. Veterinere götürelim, bir kontrol etsin bakalım hayvanı. Yo, 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 yo. Ben buraya gelirken veterinere götürdüm onu. Gagasının ucundan dırnağının ucuna kadar kontrol ettirdim. Benim torunum Durpe gibi maşallah. Durpe. Hazal. Canım kızım. Ne kadar tatlısın sen öyle. Ne diyorsun benim gelinim? Ha? Artık ben bu YDS, aman işte DYS sınavı neyin, geçtim mi ben ya? O sınavı başarıyla geçtim mi? Aha. Artık dedeler arasında en birinci dede ben miyim diyorsun yani, öyle mi, öyle miyim ben? Evet babacığım, öyle. Ah çok sağ olun, sağ olun. Aşk olsun kızım sana. Gerçekten sana aşk olsun. Ben bir kere, ben de yumurtama çok iyi baktım. Gözüm gibi baktım hem de. Üstelik benimki Kalender Bey gibi kırılmadı da yani. Kılına zarar gelmedi. Aa, Kalender babam da kırmadı ki. Çatladı. İçinden de bu tatlı çıktı. Ha öyle mi oldu? Öyle mi oldu gerçekten efendim? Tamam o zaman. Tamam kızım, sana yeni papitonla beraber mutluluklar diliyorum. Size de hayatta başarılar efendim. Ben gidiyorum ya. Üzerimi değiştireceğim. Böyle derebeye gibi dolaşmaktan çok sıkıldım. İsabet olur. Mütebir abla. Evet canım. Şimdi Bella karısı bu yünlerin deve kılından olmadığını anlarsa. Ya sen ne dedin ki? Yani mevzuyu çakmazsa ama kazakları da beğenmezse o zaman ne yapacağız? Hay Ayşe, şimdi ben bunları düşünüp kendimi hiç yoramayacağım canım. Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Bella karısı canımızı okuyacak, ağam da kılını kıpırdatmayacak. Ya Ayşe, bizim daha başımıza ne gelebilir ki ne? Yani kendi resmi kumamıza madara olduk. Anında gelinine maskara olduk, yanaşmalarında yanaşması olduk. He, elimize de birer tane yumurta tutuşturdular. Zaten bu yumurtaları yiyemiyoruz. Ya ben canımdan bezdim. Bıktım ya, bıktım. Merak etme Ayşe. Bu böyle sürmeyecek. Bu devran dönecek, eski haline gelecek. Ama nasıl? Yılanın başını ezerekten. O aman mı? Hayır kızım. Nikahlısının. Vallahi bu fikrini çok beğendim Mütebir abla ama ayıptır sorması. Nasıl yapacağız? Gözden düşürerekten. Ya Mütebir abla, onu binlerce kez denedik ama beceremedik. Peki ama neden? Neden? Çünkü Asiye bizden daha kişisel, daha genç.
Kendi adına konuşma Öteber ablacığım. Asiye senden genç ve senden güzel olabilir. Ama benden asla. Uyan artık Ayşe. İkimizin devri çoktan geçti. Devir. Dördüncünün devri. Dördüncü mü? Dördüncü kim? Biber. Ya Müteber abla, Allah'ını seversen evin hizmetlisini kendi elimizle kendimize kuma mı getireceğiz ya? Kız, dördüncü ne kadar güçlü, ne kadar güzel olursa Asiye'nin şansı o kadar azalır. Güzel, güçlü. Dilber benden güçlü güzel Dilber güzel güçlü. Hay Ayşe, hatta senden daha güzel. Müteber abla. He canım. Benim her zamanki gibi içimde kötü bir his var. Biz bu işten vaz mı geçsek acaba? Hayır Ayşe. Kız, ben kendi kendime söz verdim. Asiye'yi eğer gözden düşüremezsek... Aha da değil, sonsuza kadar erik durur. Duramıyorum. Yapamıyorum, duramıyorum. Al benden de o kadar dünürüm. Ben de durduramıyorum kendimi. Vallahi benim de dudağım yandı tuzdan. Olmuyor işte, olmuyor. Benim bir fikrim var. Aynı anda üçe kadar sayayım. Hep beraber bir anda bırakalım tikirdikleri. Olur. Denerim ben. Tamam, tamam o zaman. Hadi. Hazır mısınız? Yavaş yavaş. Sayıyorum ha. Hadi bir. Evet. İki. İki buçuk. Üç. Oh be. Aman. Al bu tuzdan dilim damağım yapışmış. Yanmış Allah'ıma hesabıma. Bu... Hastalık bu canım, bu çekirdek hastalığı. Yani bayağı bağımlılık gibi bir şeymiş yani. Özür dilerim. Neyse evladım, olur o kadar. En nihayetinde sen küçücük bir çekirdek çitleti verdin. Hiç olmazsa başkaları gibi... Yalandan dolandan öyle insanların gözünü boyamak için en yakınını sırtından hançerlemedin. Aşk olsun ama dünürüm, abartma canım. Ben işlerin bu noktaya geleceğini nereden bilebilirdim ki ne? Asıl sana aşk olsun dünürüm. Aşk olsun. Hakikaten hanımlarından hala böyle bir entrikacıymışsın yani, onu da gördük. Tebrik ediyorum seni. Kutluma, alkışlıyorum, kutluyorum. Bak. Ne oluyor babacığım, neyin entrikası bu? Bir dakika oğlum, bir dakika. Bak dünürüm benim. Olaylar senin tahmin ettiğin gibi değil. Rica ederim ya. Kalbimi kırıyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam müsellim. Hayırdır benim kardeşim? Ne oldu, niye erken döndün ki ne yayladan? Ha öyle oldu işte. Amcacığım tek mi geldin? He, babam ait olduğu yerde yaylada kaldı. Niye erken ha? Çünkü o huzuru tercih etti. Bense kaostan, entrikadan ve aksiyondan beslendiğim için konağa tekrar geri geldim. Niye böyle şeylerle besleniyorsun benim kardeşim? Deli misin, nesin? Diyeceğim ama tabii saçma olur değil mi? Yani dedem yaylada yalnız kaldı, öyle mi amcacığım? Niye yalnız bırakıyorsun oğlum babam yaylada? Ya benim abim, o kadar düşünüyorsan buyur sen git babamın yanına. Allah muhafaza. Bak Müselim, ben bu ara öyle bir sıkıntıdayım ki... hani bir mezar bulsam hemen içine yürüyeceğim ama olmuyor. Bu konağı bırakamıyorum. Ben de bırakamıyorum. Benim icat edilmeyi bekleyen buluşlarım... ayrıca bağlamam gereken bir başım var. He? Yaylada ne yapacaktım? Neyle bağlayacaktım başımı? Koyunlarla mı? İlla evleneceğim yani. He? Ya benim abim... benden kurtulmak istiyorsan eğer... beni evermekten başka çaren yok. Ana! Çekirdek. Çok güzelmiş.
En sevdiğin renk ne? Kırmızı. Peki en sevdiğin artist? Özür dilerim ama bana neden bunları soruyorsunuz? Sohbet olsun, muhabbet olsun diye azıcık canımı sıkıldı da. İyi etmişsiniz. Hem biz şimdi yıllardır aynı kisvelerin yüzüne bakmak da böyle içimizi bir bastı biliyor musun? Yani biz üç kumayızda öyle şenlikte bir şey sanma bizi. Yenilik olsun istedik, değişiklik olsun istedik canım. He, böyle hatta böyle bir kalabalıklaşalım falan istedik. Keşke senin gibi böyle tatlı dilli, güler yüzlü, fıstık gibi bir kumamız daha olaydı. Nerede? Karşı çıkmaz mıydınız yani? Yo. Bilakis şiddetle tercih ederdik. ama zor değil ki. Kalender ağa gibi bir ağaya her kız gelin gitmek ister. Sen ister miydin? Eğer ağa kendi sevip isterse evet. Ama yok, başkalarının işleriyle olacaksa o zaman durur bir düşünürdün. Neyi? Geleceğimi. Sonuçta yaptığım iş belli, kazandığım para da belli. Ailemin durumu da ortada. Şimdi paradan sebep sorardım diyorsun yani. Yok, öyle demeyelim de bir güvence isterdim. Yani şimdi kendimi garantiye alırdım, kendimi riske atmam diyorsun yani. Yani. Bize kaça patlar acaba bu iş? Ya Mete ben abla. Ayşe sen ne diyorsun ki ne? Ben de sana kuma geldim ya. Şimdi bu işin piyasası ne onu öğreneyim. Ben de geriye dönük olarak ağamdan isterim diye düşündüm. Kızı yaklattı sen bu kutluk aklından. Tövbe. Ay neyse. Benim ocakta yemeğim var. Hanımım ben bakarım. Yok. Ben kendim bakarım. Son oluru ne bu işin yani? Bize kaç oldu? Ya sabır yarabbim. Ayşe, yemeğe bakalım. Ya Ayşe ya, çeneni tutamıyorsun değil mi? Ya niye pazarlık yapıyorsun ki kızla? Ama Möteber abla, önce pazarlığa başladı. Ya bak ben sana diyeyim, bu kız olmaz. Bak bu kız tehlikeli. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu kız bizi suya götürür, susuz getirir. Allah korusun. Bak şimdi bizim böyle daha saf, daha bile bir salak, bizim böyle dediklerimizi sorgulamadan yapacak birine ihtiyacımız lazım yani. Mürtebir abla. He canım. Bu kız güzel olduğu kadar da saftirik olsun değil mi? Olsun. Böyle simsiyah saçları, böyle kiroz gibi de dudakları olsun değil mi? Olsun. Böyle kapkara gözleri, Selvi gibi de boyu olsun değil mi? Olsun. Kız seni mi kıracağım ben Ayşe? Mürtebir abla. Ne canım? Elinde çamaşır sepeti de olabilir mi acaba? Ne? Çamaşır sepeti mi? Selamun aleyküm yanaşmacığım. Aleyküm selam hanımım. Kız! Ayşe, aklına bir yaşana. Uzak ülkelerin birinde büyük bir kent varmış. O kenti iki küçük çocuk yaşarmış. Bu iki çocuk birbirini kardeş gibi severmiş. Aa, tekme mi attın sen? Seni. Çocuklardan erkek olanın adı Kay. Kız olanın adı Gerda'ymış. Gerda'nın bir de yaşlı mı yaşlı bir büyük annesi varmış. Tamam kızım okuyorum işte. Sabret aşık tamam mı? Bak. Büyük anne çok sayıda masal bilir. Sırası geldikçe de anlatırmış. Bir gün... Hazal, ne yapıyorsun anneciğim?
Anneye tekme atılır mı hiç? Sen nasıl yaramaz bir şey oldun sen öyle? Aa. Devam ediyorum. Çocukları bir gün... Ah! Ah! Ne yapıyorsun? Allah'ım ne oluyor? Ah! 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 Azar! Babacığım abi doğ yetişsin! Karıcığım ne oldu? Azal geliyor, Azal! Ne? La oğlum gel otur. Otur, görmüyor musun? Tatbikat yapıyor. Gel otur. Ha. Otur, otur. Doğru diyorsun babacığım. Ya size diyorum, duymuyor musunuz? Çok kötü zancım var. Şimdi onunla ilgilenmiyoruz ya. Delleniyor kendince. Ya bu kız hiç böyle şeyler yapmazdı ya. Nereden çıktı şimdi bunlar? Ne oluyor? Ya ne duruyorsunuz? Arasınız da ambulansı. Uğraştırma bizi kızım. Devletin ambulansını da gereksiz yere meşgul etmeyek. Ya vallahi çok kötüyüm baba. Babacığım. Baksana anne, doğru söylüyor herhalde ya. Benim azam rol yapıyor, rol. Yeme bunları, dön önüne. Uyanık ol biraz canım. Allah Allah. Koy verme hemen. Soyum geldi, soyum! Kız, o su neyin değildir, helaya git de haydi. Çok acıyor. Ya karıcığım yapma Allah aşkına ya. Bak Müsellim amcam geldi, gel beraber oturalım. Ay Allah'ım, Allah'ım çok acıyor. Gördün mü? Biz blöfünü yemeyince nasıl da camı böyle güm diye kapatıyor? Şimdi ben hiç anlamıyorum bu işi. Yani ne gerek var böyle numaralara, böyle oyunlara? Kime çekti ki bu kız, hiç anlamıyorum ya. Allah Allah. Acaba kime çekti ki ne? Azar! Ya çocuğumu kapının önünde demin doğramamı istiyorsun. Ne istiyorsun, koysana! Bella, karıcığım. Karıcığım. Azal geliyor, Azal. Sevgilim, iyi misin? Değilim ya, değilim. Doğuruyorum be adam. Nasıl iyi olabilirim? Kızım, hakikaten mi doğuruyorsun? Aha. Yemin et. Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim dedim ya. Aşkım. Aşkım korkma, tamam mı? Korkma bir tanem, ben yanındayım, buradayım. Ben. Hadi kızım, buradayım. Hadi uvat, 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 uvat. Dur oğlum, dur, sen giremezsin içeri, dur. Dur. Hep sizin yüzünüzden. Kız o kadar bağırdı, sancım var dedi, inanmadınız. Oğlum biz nereden bilek? Gene tatbikat ediyor zannettik. Benim aptal kafam, aptal kafam. Ben niye gitmediysem karımın yanına? Size uydum, karıma inanmadım. Oğlum bir sakin ol. Hakikaten anneciğim ya. Hiç baban bilense ya böyle bir şey eder mi annem? Ya Bella karnında bizim canımızı kanımızı taşıyor be uşağım. Allah muhafaza, biz hiç ister miyiz ona bir şey olsun? Ha, tabii tabii. Kız saatlerce bağırmış, haberiniz bile olmamış. Eğer benim kızımla, benim torunumla bir şey olsun, vallahi sizi mahkemeye vereceğim ha. Sürüm sürüm süründeteceğim. Ya Kamile yapma Allah aşkına ya. Zaten herkesin sinirleri yeterince bozuk. Ortalığı karıştırma ya, bir sus. Sen mi sus be? Baba olacaksın güya. Hala bak hala. Kız bağırmış çağırmış, haberin olmamış. Allah Allah. Neredeyse evde pırtlatacakmış be. Allah'ım. Allah'ım ne olur karımla kızım kurtulsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ah be anneciğim. Hele bir sakin ol, kurban oldum ya. Ben seni kaç saatte doğurdum be annem. Azar. Benim gelinim Bella çok güçlüdür biliyor musun? Bir ahvazda doğurur o. Bak görürsün. Evet, hadi bir kez daha akın. Tamam, çok güzel. Devam et.
Hadi yapabilirsin. Sakin ol. Derin derin nefes al. Yapamıyorum. Yapamayacağım. Bella. Bella karıcığım korkma. Korkma aşkım, ben buradayım. Hazar. Hazar bir sakin ol benim evladım. Bir sakin ol. Ya baba, benim karım içeride acı çekerken ben nasıl sakin olayım ya? Benim içeri girmem lazım. Benim Bella'nın yanında olmam lazım. Ay anneciğim ya, sen içeri girip ne edeceksin? Sen bir doğuracaksın ya kızı. Annen biraz sabırlı ol ya. Ya siz beni anlamıyor musunuz? İçeri girdiğimde hiçbir şey yapamasam yanında dururum. En azından elini tutarım. Ben böyle elim kolum bağlı duramam. Ha, benim kızım içeride doğuruyor. Keçi çobanı burada doğuruyor. Ben anlamadım bunu. Anneler bir doğururken babalar dokuz doğru diye boşuna dememiştir. Pazar, sakin ol evladım sen. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hadi, evet. Çok güzel gidiyorsun. Bir kez daha akın. Hazar! Hazar! Hazar izliyorum. Hazar'ı getirin bana. Sen şimdi bebeğine konsantre ol. Hadi. Bir, iki, üç, ıkın. Aferin, çok iyi. Hadi bak, birazdan doğacak. Hazar! Hazar'ı izliyorum, Hazar! Kızına odaklan, hadi. Birkaç dakika sonra kucağına alacaksın. Bebeğini düşün sadece. Kocan gelmezse doğurmayacağım bu çocuğu. Çin'i çağırın çabuk. Bella, Bella. Karıcığım, açın şu kapıyı. Açın, içeri gireceğim. Hazar Bey. Benim. Eşiniz sizi istiyor, lütfen benimle gelin. Oh, sonunda. Hadi son bir gayret. Ikın. Hazar! Geldim, geldim, geldim. Hoş bulduk. Hazar mı? Dur, dur, dur.
Dur, 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 dur. Acele etme benim geldim, acele etme. Gel çıkacağım. Oy, bu ne be? Ay, ay, ay. El kadar bebek. Oy maşallah, maşallah. Şuna bak. Vay vay vay. Ve işte karşınızda konağımızın en yeni üyesi Gülsüm Hazal Bozok. Oy sen mi geldin? Hoş geldin kuzum, hoş geldin. Ay, çok tatlı bu ya. Fazla yaklaşmayın ama lütfen. Çocuk tepe sersemi olmasın, ne olduğunu şaşırdı yani. Ay şunu sıfatına bakıyor. Ay canım benim. Anam, gözleri aynı be. Doğuştan sürmeli ya. Allah esirgesin. Susun be. Neden size benzesin bizim çocuğumuz? Allah Allah. Baksanıza. Benim gibi çok güzel. Ay gibi maşallah. Vay, büyük amcası kurban olur ona ya. Kalbim, hadi Hazal azıcık kocağını al da kuzenleriyle tanışsın. Yavaş, 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 yavaş. Biraz sonra, biraz sonra. Allah Allah. Ya amca olmak da çok garip bir ismiş canım. İnsanın içi bir hop hop ediyor valla. Voci katı serbinotte. Uzun zaman sonra ilk kez benim doğurmadığım bir bebek geldi konağa. Ben inanamıyorum. Ben de sevebilir miyim dede? Sonra, sonra. Ana, bu satılmıştan da tatlı. Dur oğlum, dur. İçeride seversin. Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. El kadar bebe. Nasıl da güldürüyor herkeşlerin yüzünü benim dünürüm. Sen niye böyle duygulandın ki ne? Sonunda senden bir torunum oldu dünürüm ya. Nasıl duygusallaşmış? Aa, benim çocuğum ama. Hakikaten Gülsüm Hazal'ın ailemize katılmasıyla biz yeniden kocaman bir aile olduk. Size diyeyim, Bozok ailesi size. Biz acısıyla, tatlısıyla, eğrisiyle, doğrusuyla bu çatının altında birbirimizle dövüştük, itiştik, kakıştık. Ama sonunda birbirimizle hep barıştık. Hep birbirimize dayandık. Öyle der mi? Şimdi bu Kudüs Gülsüm Hazal'ın gelişiyle ailemiz daha da büyüdü, daha da güçlendi. Köksal! Ha Köksal! Buyur ha! Al bakalım şu telefonu da şöyle bir aile fotoğrafımızı çek şöyle hep beraber. Olur mu? De haydi biz de şöyle bir yerleşek. Gel 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 gelin gelin gelin. Geçsene Fırat. Çok sağ ol. Öyle bir fotoğraf çek ki ne? Torunlarımız büyüdüğünde bu günümüzden habersiz kalmasın. Hemen ha. Öyle bir fotoğraf çek ki ne? Torunlarımız bizim hikayelerimizi bizden sonrakilere de anlatsınlar. Ve son olarak da desinler ki ne? Bu topraklardan bir yeni yerin geçti. Geçti. Ama öyle bir geçti ki hikayesi kimsenin hikayesine benzemedi. Öyle desinler. De haydi Bozok aşireti. Poz ver. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu benim yani? Bir şey mi oldu hayatım? Oldu tabii. Biz çok önemli bir şey unuttuk. Bir şey unutmadık. Benim kızım. Herkesler burada. Her bir şeyimiz tam. İbriği unuttuk babacığım, ibrik. İbrik olmadan yeni gelin olunur mu? Gelecek nesiller beni ibriksiz mi hatırlasın? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Doğru duyun benim yeğenim. İbriksiz olmaz. Geliyorum. O zaman herkes en sevdiği şeyi alsın, fotoğrafı öyle çekelim. Doğru dedin oğlum, evet. De haydi, haydi. Haydi. Evet,
herkesler, her bir şeyler hazır mı? Hazır. Tamam, hazırız. Güzel. Koksal, önce beni çek. Bir tek beni çek. Beni özel çek. Koksal, koksal. Bizi de özel çek. Ya bizim canımız patlıcan mı canım? Bize de yap bir şeyler. Vur, vur kız. Oh. Lan namus zekisi, bize en özel çek. Çok sağ ol, beni de çek. Hadi biz de çek, biz de. Biz de, biz de, biz de. Bizi de çek, biz kaldık. Haydi bizi de çek. Ocukta yemeğim var benim be, haydi. Oldu olacak. Beni de çek Köksal, beni de. Bir de şöyle çek pampa. Bir de hiç haberim yokmuş gibi çek pampa. Evet, bütün hususi pozlar bittiğine göre şimdi geldik son poza. Ben üçe kadar sayınca herkesler kameranın içine baka baka diyecek ki... Güle güle yeni gelin. Aa, niye baba? Ben bir yere mi gidiyorum? Sen değil benim kızım. Vaktimiz doldu. Hepimiz gidiyoruz. Sayıyorum o halde. Bir, iki, üç... Güle güle yeni gelin.